Türkiye'ye tehditler savurdu. Biden geldiğinde olacaklara çok şaşıracaksınız. Türkiye'yi neler bekliyor? Duymaya hazır mısınız? ABD'nin Türkiye eski büyükelçisi ve eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Al Monitor haber sitesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD'li diplomat, Biden yönetimine Türkiye ile en baştan nasıl bir ilişki kurmasını tavsiye edersiniz sorusuna ise, öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'den ayrı düşünmelisiniz yanıtını verdi. Biden için öncelikli olan 5 meseleyi Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran'la nükleer anlaşma ve iklim krizi olarak sıralayan Jeffrey, 6. konu Türkiye. Çünkü ilk 5'in ikisini İran ve Rusya'yı doğrudan ilgilendiriyor ve 8 veya 9. sırada yer alacak olan terörizm meselesini de ilgilendiriyor dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın güç konusunda iyi değerlendirmelerde bulunduğu yorumunu yapan Jeffrey şu ifadeleri kullandı. Mantıklı bir aktör. Dolayısıyla eğer Joe Biden dünyayı bugün birçoğumuzun gördüğü gibi neredeyse eşitler arasındaki bir yarış olarak görürse, Türkiye son derece önemli bir yere geliyor. Türkiye'nin sadece 8 ayda İdlib, Libya ve Dağlık Karabağ'da yaptıklarına bakın. Bu 3 yerde de Ruslar veya onların müttefikleri kaybetti. Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Jeffrey, İran'a karşı koruma sağlayan antibalistik füze sisteminin tamamının merkezindeki NATO radarı Türkiye'de yer alıyor. Burada çok büyük askeri varlıklar bulunuyor. Türkiye olmaksızın Orta Doğu, Kafkaslar veya Karadeniz'de iş yapamayız ve Türkiye, Rusya ile İran'ın doğal rakibi diye konuştu. Jeffrey, Ankara yönetiminin Ekim 2019'da Rojova'da başlattığı operasyonları durdurması için ABD'nin devreye girdiğini belirterek, Türkiye'nin operasyonlarına son vermemesi durumunda ekonomilerini yıkmaya hazırdık dedi. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçlerinden yani SDG'den temiz çocuklar diye bahseden Jeffrey, mülakatta şu ifadeleri kullandı. SDG savaşçıları temiz çocuklar. Onları ve liderlerini çok iyi tanıdım. Orta Doğu standartlarına göre gerçekten olağanüstüler. PKK'nın son derece disiplinli bir Marksist kolu. Ayrıca PKK gündemini takip etmekle pek ilgilenmiyorlar. Dağları da yok. Bu ne çelişkidir? Marksistleri destekleyen kapitalist bir Amerika. Ben bu laflarından şunu anlarım. Türkiye, İran ve Rusya'nın doğal düşmanı, bu yüzden Amerika'ya mecbur. Kendi adına da biz kapitalistiz ama çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa onu destekleriz. Bizi müttefik bile bağlamaz. Biz kullanabildiğimiz son noktaya kadar kullanırız diyorlar. Balistik füzeler Türkiye'de ise bu ne demek oluyor? Yani siz Rusya ve İran'a karşı Türkiye'ye bağlısınız. Ama açık açık PKK'yı da desteklediğinizi söylemekten geri kalmıyorsunuz. Bu konuşma tamamen Türkiye'yi aşağılamak üzere yapılmış bir açıklamadır. Sizin de görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Diğer yandan Türkiye'ye S-400 satın alması nedeniyle yaptırım öngören 2021 savunma bütçesi yasa tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti. Yasa Senato'dan 3'te 2'den fazla çoğunlukla geçtiği için Başkan Trump'ın vetosunu etkisizleştiriyor. ABD 740 milyar dolarlık 2021 yılı savunma bütçesi için hazırlanan yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da bugün yapılan oylamada 13'e karşı 84 oyla kabul edildi. Böylece 3'te 2'den fazla çoğunluk sayesinde ABD Başkanı Donald Trump yasayı veto etse de Senato tekrar toplanarak vetoyu etkisiz kılabilecek. Tasarıda Türkiye'ye Rusya'dan S-400 tipi hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uygulanması öngörülüyor. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda ABD'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor. Söz konusu tasarıda KAATSA'da yer alan 12 yaptırımdan 5'inin belirlenecek kişiler için uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor. Buna göre de yaptırım uygulanacak kişilerin ABD'deki banka hesapları ve mal varlıklarının dondurulması, ABD'ye girişine yasak getirilmesi ve ABD'deki banka ve kuruluşlarla iş yapmasının yasaklanması söz konusu olacak. Yasa tasarısı önceki gün Temsilciler Meclisi'nde 3'te 2'den fazla çoğunlukla kabul edilmişti. Başkan Trump'ın tasarıyı imzalamak için veya veto etmek için 10 gün süresi bulunuyor. Reuters haber ajansına konuşan 3'ü ABD'li 5 kaynak,
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırım uygulamasını öngören paketi, Senato'daki oylamayı beklemeden imzalayacağını söylemişti. Washington'dan bazı kaynaklara göre Trump yaptırım paketini gün içinde imzalayacak. Bloomberg'in haberinde ise Trump'ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önerisiyle yaptırım paketini imzaladığı bildirilmişti. Türkiye'de yaptırım uygulanacak kişiler arasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in adı geçiyor. Ancak başka kimlere yaptırım uygulanacağı konusu belirsizliğini koruyor. NDAA, ABD'nin kaç gemi alacağından asker maaşlarına ve jeopolitik tehlikelerin nasıl ele alınacağına dair pek çok konuyu düzenliyor. Hem Temsilciler Meclisi hem Senato'da 3/2'den fazla çoğunlukla geçen yasayla Başkan Trump döneminde ilk kez başkanın veto yetkisi aşılmış oldu. Donald Trump'ın yönetimde olduğu dönemde Türkiye-ABD ilişkileri iniş çıkışlar ve ikili diyalog üstünden şekillenirken göreceli iyi bir seyir izledi. Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı Trump arasında yoğun bir diyalog söz konusu olurken bölgesel sorunlar özelinde iki ülke arasındaki diplomasi trafiğinin de hızlandığı görüldü. İki lider Trump'ın başkanlık döneminde heyetleriyle yüz yüze görüşmeler yaparken birçok kez de telefonla görüşmeler gerçekleştirdi. Bu dönemde ekonomide iki ülke arasında ticaret dengesinin 100 milyar dolara çıkarılması gibi iddialı hedefler kondu. İşte Türkiye'de ekonomi ve finans çevrelerinin Trump döneminde dikkatle takip ettiği gelişmeler. 20 Ocak 2017. Donald Trump gerçekleştirilen devir teslim töreniyle birlikte resmen ABD'nin 45. başkanı oldu. 29 Mart 2017. Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, Rıza Sarraf davası kapsamında ABD'de tutuklandı. 22 Mayıs 2018, ABD, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke için gümrük vergilerini artırdı. Çelik için %25 seviyesine yükseltilen gümrük vergisi, alüminyum için de %10'a çıkarıldı. Bu vergilere konu olan ülkelerin ABD'ye ödedikleri vergilerin toplamı 3.5 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye'ye bu vergiler dolayısıyla çıkan fatura ise yıllık 267 milyon dolar civarında. 26 Temmuz 2018, Donald Trump, 2016 yılında tutuklanan ve casusluktan 35 yıl hapsi istenen Pastor Branson'ın tutukluluk halinde Türkiye'ye kapsamlı yaptırımlar uygulayacağına dair bir tweet paylaştı. 10 Ağustos 2018, Başkan Trump paylaştığı bir tweetle birlikte Türkiye'den çelik ithalatına daha önce koyduğu gümrük vergilerini ikiye katlayarak çelik için %50'ye ve alüminyum için de %20'ye çıkardı. Paylaştığı tweetle Türkiye-ABD ilişkilerinin şu sıralar iyi olmadığını belirtti. 16 Ağustos 2018, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, rahip Andrew Branson'ın tutuklanması üzerine ABD'nin daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Mnuchin yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye rahip Branson'ı bir an önce bırakmazsa daha yapacağımız çok şey var," dedi. 12-13 Ekim 2018, Trump 12 Ekim'de paylaştığı bir tweette rahip Branson'ın salındığını ve yakında eve döneceğini duyurdu. 13 Ekim'de yaptığı paylaşımda ise rahip Branson'la Oval Office'te buluşacaklarını söyleyerek Cumhurbaşkanı'na yardımları için teşekkürlerini iletti. 7 Haziran 2019, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shannon, Türk mevkidaşına gönderdiği bir mektupta F-35 eğitim programına şu an öğrenim gören pilotlardan sonra başka Türk pilot alınmayacağını belirtti. Bu eğitim gerçekleşmeyecek. Çünkü Türkiye'nin F-35 programına üyeliğini askıya alıyoruz. Bundan dolayı öğrencilerin sistemle ilgili daha fazla yeterlilik kazanmalarına gerek yok. 29 Haziran 2019, Cumhurbaşkanı ve Başkan Donald Trump, Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasında 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşma hedefine vurgu yapıldı. 10 Temmuz 2019, Cumhurbaşkanı ve Başkan Trump'ın gerçekleştirdiği ikili görüşme sonrasında daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefinin 100 milyar dolara çıkarıldığı duyuruldu. 24 Temmuz 2019, İyi Hal Yasası'ndan faydalanarak 19 Temmuz'da tahliye olan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, 24 Temmuz'da Türkiye'ye geri döndü. 9 Eylül 2019, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 12 Temmuz'da paylaştığı bir tweette S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya ulaştığını bildirdikten sonra Steve Mnuchin, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada yaptırımlar hakkında "Şu anlık sadece düşünüyoruz. Spesifik kararlar hakkında yorum yapamam ama sadece düşünüyoruz," dedi. 7 Ekim 2019, ABD Başkanı Donald Trump paylaştığı bir tweetle Türkiye'nin limitleri aştığını düşünürse ekonomisini darmadağın edeceğini söyledi. Trump, rahip Branson dönemini kastederek "bunu daha önce yaptım" diye belirtti.
13 Kasım 2019. Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'ı ziyaret ederek Başkan Trump'la ikili ilişkileri ve dış politika gelişmelerini konuştu. Başkan Trump ise toplantıdan önce yaptığı bir açıklamada, "Şu an için Türkiye ile 20 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz mevcut. Bunu 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz," dedi. 11 Aralık 2019. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da Dış İlişkiler Komitesi 18 onaya karşı 4 red oyuyla Türkiye'ye yaptırım uygulama yasasını geçirmiş oldu. Suriye ve S-400 ile alakalı olarak geçirilen Amerikan Ulusal Güvenliği Arttırma ve IŞİD'in yeniden yükselişine önleme yasası başkanın onayıyla birlikte yürürlüğe girdi. 19 Nisan 2020. Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke koronavirüse karşı anlaştı. İki lider koronavirüs salgınına karşı sıkı işbirliğinin devamlılığı konusunda anlaşmaya vardı. 15 Ekim 2020. Türkiye ticaret hacmi Ağustos sonu itibariyle yıllık bazda yaklaşık %3.5 artarak 13.96 milyar dolara ulaştı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.